Merhaba dostlar. Bugün İzmir Yılmazer grubunda boş mağazalarında sizlere sesleniyoruz. Bugünkü ürünümüz Boş markasının yeni çıkarmış olduğu, burada görmüş olduğunuz şarjlı süpürgemiz. Önce bir üstünden geçelim, sonra bazı özelliklerine değineceğiz. Şimdi bu ürün, farkındaysanız, biraz dizaynı yine Dyson markasını hatırlatan bir ürün. Önce kutusuna bakalım. Kutusunun içinde görüyorsunuz çift pil ve bazı aksesuarlar, tüm aparatları yine mevcut. Şöyle bakalım. Ürünümüz BBS-1224 olarak geçiyor. Bu ürünün içinde iki tane lityum iyon batarya mevcut. Ve bu ürün 18 volt. Gel gelin neden isminin unlimited olduğuna. Unlimited, yani limitsiz bir şekilde süpürme yapabiliyorsunuz. Enerjisi bitmeyen bir süpürge bu. Nereden? Nasıl olur? Olmaz böyle şey diyenler için ben bunun bazı özelliklerini anlatırım. İşte burada gördüğünüz yine uzun köşe aparatları mevcut. Bayağı uzun. Şuradan yine çıkaralım. Burada gördüğümüz şarj cihazımız ve ekstra aksesuarlarımız. Görüyorsunuz adaptörümüz. Yine ekstra aksesuarlarımız. Yani her zemin ve her madde için bir aparat söz konusu. Burada gördüğünüz de yedek pilimiz. Şimdi gel gelelim neden unlimited denildiğine bu ürüne. Bu ürünün burada gördüğünüz pili siz süpürmeyi bitirene kadar şarj oluyor diğer pili. Öyle anladım. Şimdi bu üstündeki pil bitene kadar burada gördüğünüz şarj cihazını diğerine takıyorsunuz ve diğer pil bunun şarjı bitene kadar dolmuş oluyor. Yani bu döngü sürekli devam ediyor. Dolayısıyla da evde ya dur takayım da dolsun ondan sonra bakarız mantığı ortadan kalkmış oluyor. Yine buradan çalıştırma mantığı. Şu anda kırmızı görüyorsunuz olduğu için, yani pilin olmadığını görüyoruz hep beraber. Burada da yine turbo, yani bir basışta en güçlü şekilde size çalıştırabiliyor. 3 amper 18 volt bir pile sahip. Lityum iyon batarya olması sürekli şarjda sıkıntı yaratmayacağı anlamına gelebilir hepimiz için. Bu ürünün yine ön tarafta isterseniz şöyle bakalım. Burada bu aparatları çıkarabilmeniz için gerekli olan şeyler var, tuşlar var. Buraya bastıktan sonra şu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Şöyle ürünün turbo fırçasına bakalım. Gördüğünüz gibi fırçalama kapasitesi iyi görünüyor. Zaten hani boşun kötü bir ürün yapacağını düşünmüyoruz. Uzun araştırmalardan sonra böyle şeyler yaptığını düşünüyoruz. Şurada gördüğünüz şeyde de fırçanın şeffaf bölümden fırçanın ne kadar kirlendiğini görebiliyorsunuz. Fırçanızı şuradaki kilit aracılığıyla da buradan çıkarabiliyorsunuz. Evet. Bu ürünle evinizin günlük temizlik ihtiyacını aslında temel anlamda karşılayabilme şansına temel olarak sahipsiniz. Şimdi bütün bunların ışığında size bu ürünle ilgili söyleyebileceklerim daha var mı? Evet var. Şu içeride gördüğünüz HEPA filtre gene yıkanabilir bir HEPA filtre ve
Dolduktan sonra yıkayıp kurutmak suretiyle tekrar kullanabiliyorsunuz. Çok kirlendiği ve tozlandığı zaman. Şimdi tek başına olmanın dezavantajlarını hep beraber yaşıyoruz. Evet. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bunu da çıkarmayı başardık. Evet, şurada gördüğünüz parçayı size anlatmak istiyorum. Burada gördüğünüz parça, şunu çevirdiğiniz zaman görüyorsunuz bir ses geliyor. Bu bir titreşimin sesi aslında. Yani bu titreşim sizin de ne işe yarıyor onu söyleyeceğim. Burayı şunu çıkardıktan sonra ve üzerindeki yüzeyi temizledikten sonra öyle anlatayım size. Temizledikten sonra yani şuradaki aparatı çeviriyorsunuz. Yani bir çöpe tutun bunu. Şu şekilde çevirin. Ve göreceksiniz ki tozları titreşim aracılığıyla dökmeye başlayacak. Yani sürekli yıkamak zorunda değilsiniz. Tabii ki belli bir orandan sonra yıkamak zorundasınız bu filtreyi ama şu dışarıdaki tül filtreyi zaten gene temizlemek zorundasınız. Üstüne toz ve bazı saç aparatlar bulaşabiliyor. Onun dışında yapabileceğiniz farklı bir şey yok. Bunu çıkarıyorsunuz ve içeridekini de şu aparat aracıyla titreşime maruz bırakarak tozunu dökebiliyorsunuz. Yine buradaki bölüm tabii şeye göre çok da pratik sayılmaz. Çünkü bu alt bölüm açılmıyor bunda. Şuradan görebiliriz. Alt bölüm açılmadığı için siz bunu yukarıdan dökmek zorundasınız ve buradan bu bölümü çıkarmak zorundasınız. Buradan bu bölümü çıkardığınız zaman ancak şöyle çıkarmaya çalışalım sizin için. Evet, onu da başardık. Yani bu bölümü buradan önce motordan çıkarıyorsunuz. Sonra bu bölümü buradaki borudan söküyorsunuz ve içeriye dolmuş olan tozu boşaltıyorsunuz. Yani sistem bu şekilde çalışıyor. Ve motorunun güçlü olduğunu ve temel anlamda işe yarayacağını söyleyebilirim. Ama pratiklik anlamında çok pratik olduğu konusunda gerçekçi davranmak gerekiyor. O göreceli bir kavram olacaktır sizin için. Ama şunu da söyleyebilirim ki sürekli çalışıyor olması ve hiçbir şekilde bitmeden işte ya bitti dur şunu şarja takayım derdinizin olmaması sizin için büyük bir avantaj. Temizliğinizi yaparken de büyük bir avantaj doğrusunu isterseniz. Ürünün motor ve eldeki motor bölümüyle ilgili de size şöyle göstereyim. Pil bölümü buradan takılıyor ve çıkarılıyor sürgülü bir şekilde. Buraya takılan bölümleri zaten gördük hep beraber, taktık çıkardık. Evet, bu konuyla ilgili söyleyebileceğimiz artık fazla bir şey kalmadı. Bizi beğenmeye ve abone olmaya devam edin lütfen. Bu videoların devam edebilmesi için hepinize teşekkürler.